Biraz bahsedelim. Aslında yüz tanıma teknolojisi her geçen gün üzerine biraz daha teknoloji koyarak büyüyen bir taraf, gelişen bir taraf aslında bakıldığında. Hali hazırda yüz tanıma teknolojilerinde birkaç tane çok ana etken olan durum söz konusu. Yüzünü tanımak istediğiniz kişinin işte kameraya bakış açısı, oradaki aydınlık seviyesi ya da yüz hatlarının tam olarak belirlenebilmesi için kişinin direktman profilden görüntüleyebilmesi gibi birçok etken ve faktör bulunmakta. Bugün bakıldığında dünya genelinde yüz tanıma teknolojileri aslında başarı oranı şu anda %70'ler, %75'ler seviyesinde. Daha hala %90'lar, %100'ler seviyesine çıkabilmiş değil. Ancak dediğimiz gibi bu teknoloji her geçen gün ilerliyor. Burada aslında yüz tanıma teknolojisinde her kişinin farklı bir yüz profili olduğu için ve kemik yapısı farklı olduğu için teknolojinin tamamen buna odaklandığı ve bunun analiz edilerek tanındığı bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kullanım alanı olarak tabii ki emniyet tarafı, yani emniyetle alakalı taraf en önemli kullanım alanlarından bir tanesi. Burada işte havalimanlarının özellikle ön plana çıktığını görüyoruz. Ya da çok önemli caddeler ya da kamu binalarının bulunduğu caddelerde bu teknolojinin konumlandırılabildiğini tek keza görebiliyoruz. Yani kullanım alanları daha çok şu an kamusal alanlar diye tabir ettiğimiz gerçekten güvenliğin en üst seviyede olması gereken alanlar olarak karşımıza çıkıyor.